Amerika'daki üniversiteler yüksek lisans başvurularınızı değerlendirirken tek bir kritere bakmazlar. Birden fazla kriteri göz önünde bulundururlar. Peki bu kriterler nedir? İsterseniz bir de bunların üzerinde konuşalım. Şimdi öncelikle üniversitelerin baktığı birincil kriter sizin İngilizceniz. Yeterli seviyede İngilizce konuşmanız tabii ki üniversiteler için çok önemli. Öbür türlü verimli bir akademik dönem geçirmeniz mümkün değil. O yüzden başvuru dosyanızda da öncelikli olarak bulunması gereken belge sizin İngilizce yeterlilik belgeniz. Bu belgeyi nasıl sağlıyorsunuz? TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerli bir İngilizce yeterlilik sınavına giriyorsunuz. Ve buradan aldığınız puanı gösteren sonuç belgenizi dosyanıza ekliyorsunuz. Birçok üniversite bu sınavlardan minimum puanlar istiyor ve sizin en azından bu minimum puanı tutturmuş olmanız gerekiyor. Fakat bazen üniversitelerin muafiyet durumları olabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa, örneğin siz sadece İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olduysanız, bazı programlar sizi bu yeterlilik sınavlarından muaf tutabilirler. Böyle bir durum olup olmadığını mutlaka önceden araştırın. Eğer böyle bir durum varsa belki İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz hiç gerekmeyebilir. İkinci önemli bir konu tabii ki akademik başarı. Peki üniversiteler sizin akademik başarınızı nasıl ölçüyorlar? Tabii ki ilk baktıkları konu sizin akademik başarı ortalamanız, sizin daha önceden okuduğunuz üniversitede nasıl notlar aldığınız. Buradaki notlarınıza bakarken tabii ki genel not ortalamanız çok önemli. Ama genel not ortalamanız ve mezuniyet derecenizin dışında sizin kendi alanınızdan dersler alıp almadığınız, ne kadar ileri seviyede dersler aldınız, bu derslerden hangi notlarla geçtiğiniz de çok önemli. Üniversiteler mutlaka buna da dikkat ediyorlar. Bunun dışında bir de sınavlar var. Sadece uluslararası öğrencilerin değil, aynı zamanda Amerika'daki öğrencilerin de girdiği ve sizin sözel, sayısal, analitik becerilerinizi ölçen GRE, GMAT gibi sınavlar var. Birçok program bu sınavlara girmenizde şart koşuyor. Eğer sizin programınızda da böyle bir durum varsa mutlaka bu sınavları sonuç belgelerini de başvuru dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Bir başka önemli konu motivasyon mektubu. Sizin iyi bir motivasyon mektubu yazmanız çok önemli. Motivasyon mektubu birçok öğrenci için başvurunun en zor kısmı gibi gözükebilir. Ama siz bunu kesinlikle böyle görmeyin. Tam tersine motivasyon mektubunu kendinize en iyi ifade edebileceğiniz bir fırsat olarak düşünün ve bunu bir fırsata çevirin. Motivasyon mektubu genelde kısa bir yazıdır, 1-2 sayfalıktır. Fakat bu yazının kısa olması hemen yazabileceğinizi düşündürtmesin size. Motivasyon mektubunu yazmak mutlaka biraz süre, biraz emek isteyecektir. Bunun için gerekli zamanı ve emeği mutlaka ayırın. Bu çok önemli bir konu. Bir diğer önemli konu da referans mektupları. Referans mektuplarını daha önceden beraber çalıştığınız iş yerindeki arkadaşlarınızdan, patronlarınızdan alabilirsiniz. Ya da üniversitedeki eski hocalarınızdan alabilirsiniz. Bazı üniversiteler referans mektuplarından en azından birinin bir akademisyen tarafından yazılmış olmasını şart koşabilirler. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka ona göre kişi seçmeniz gerekir. Referans mektupları sizi tanıyan kişilerin sizin başarınız, karakteriniz, daha önceki deneyimleriniz ve bilginiz hakkında yorum yaptıkları, size referans oldukları mektuplardır. Ve yine başvurunuzun önemli bir bölümünü oluştururlar. Siz de referans mektupları işini yine kesinlikle son dakikaya bırakmayın. Size referans olacak kişileri önceden düşünün. Düşündüğünüz kişilerle en azından 1-2 ay önce iletişime geçin, onay alın. Ve başvuru süreci boyunca da bu insanlarla iletişim içinde kalın. Bu şekilde iyi referans mektupları alma şansınızı çok yükseltirsiniz. Yine başka bir önemli konu da okul dışı aktiviteler. Evet, akademik başarınız Amerika'daki üniversiteler için çok önemli ama her şey demek değil. Bazen öyle durumlar olabiliyor ki işte GRE sınavından düşük not almış, akademik not ortalaması o kadar yüksek olmayan öğrencilerde okul dışı aktiviteleriyle ön plana çıkıp diğer öğrencilerin önüne geçebiliyorlar. Çünkü Amerika'daki üniversiteler sizin akademik olarak başarılı olmanızın yanı sıra belli liderlik vasıflarına sahip, bazı sanatsal, sportif yetenekleri, becerileri de olan insanlar olmanızı önemsiyorlar. O yüzden sizin de böyle güçlü olduğunuz farklı alanlar varsa, mesela belli gönüllü çalışmalarınız varsa, aldığınız ödüller varsa mutlaka bunlardan motivasyon mektubunuzda bahsedin. Ayrıca bu başarılarınızı belgelendirebiliyorsanız bunları da dosyanıza ekleyin. Bu da sizi diğer öğrencilerin önüne geçirecek önemli bir faktör olabilir.
Son olarak göz önünde bulundurmanız gereken başka bir konu maddi imkanlar konusu. Bazı üniversiteler, hepsi değil ama birçok üniversite sizin üniversite eğitiminizi karşılayabilecek maddi imkanlara sahip olduğunuzu görmek ister. O yüzden bunu da belgelemeniz önemli. Bunu belgelemenizin dışında eğer yeterince maddi kaynağınız yoksa o zaman üniversitenin burs olanaklarından faydalanmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da üniversite sizden burs için özel bir motivasyon mektubu yazmanızı isteyebilir. Yine böyle bir durum varsa mutlaka bu motivasyon mektubunu da hazırladığınızdan, bunun için gerekli hazırlıkları yaptığınızdan emin olun.